Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği, 99 depreminin yıl dönümünde yeniden deprem gerçeğine dikkat çekti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği, Gürkan İlgin ve Yönetim Kurulu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Deprem gerçeği için harekete geçilmesi gerektiğini ve inşaat sektöründe denetimlerin yapılması gerektiğini belirten Başkan İlgin, şu sözlere yer verdi. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. İnşaat Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği olarak genelde 17 Ağustos depremini defalarca bir araya gelerek andık. Neler yapılması gerektiğini konuştuk. Her seferinde de belki birbirinden tema olarak aynı olsa da farklı şeyler söyledik. Bugün yine bir aradayız. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla birlikte konuyu yeniden ele alalım, konuşalım. Depremi değerlendirelim istiyoruz. 17 Ağustos depreminin arkasından maalesef Hatay Şubat depremi yaşandı. Gördüğümüz en önemli şey ne? Aslında çok bir şeyin değişmediği, hep aynı noktada kaldığımız, eski yapıların yıkılması dışında yeni yapılarında birçok teknik anlamda hatanın içinde yıkılabildiğini gördük. Peki biz burada neyi konuşabiliriz? İki konuyu konuşabiliriz. Bir, Bandırma'da deprem olursa ne olur? Buna aslında çok fazla girmek istemiyorum. Biz bunu defalarca konuştuk. Bandırma'nın deprem riski en yüksek şehirlerden biri olduğunu, eski yapı stoğumuzun yenilenmesi gerektiğini, yeni yapılarımızın da depreme dayanıklı yapılması ile ilgili bazı çabaların gerektiği konusu. Peki biz Türkiye olarak bakalım, depreme dayanıklı yapı neden yapamıyoruz? Yani temelde ne sorunumuz var? Bunu da 3 ana başlık altında toplamak lazım. Teknik ve bilgi, ahlak ve ekonomi. Teknik ve bilgi kısmına geldiğimiz zaman aslında konu çok basit. Zemine uygun bina, iyi bir proje, projeye uygun yapılmış yapı. Bunu yapabilmek için de doğru imalat teknikleri ve uygulama. Bilgi kısmına geldiğimizde bilgiyi doğru teknik adamdan doğru şekilde alınan hizmet. Bu da nedir? Projelendirme hizmetleri ve şantiye şefliği hizmetleri. İkinci konu ne dedik? Ahlak. Sektörde gerekli denetimleri bilgiye dayalı bir şekilde yaptığınız takdirde sorunları, yapısal sorunları çözersiniz. Bu da yapılarımızın depreme dayanıklı olması için gerekli size döneyi ortaya koyar. Şimdi buna benzer olarak 15 Haziran 2017'de günün bakanı Mehmet Özatıkı şöyle bir cümle kullanmıştı. En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor demişti. Biz de o gün 15 Haziran 2017'de basına bir demeç verdiydim ben. Demiştim ki bizim en büyük sorunumuz ahlak sorunu. Ahlak sorunumuzun temeli de denetimsizlikten geçiyor. Siz yapı denetimlerini, inşaat denetimlerini doğru uyguladığınız takdirde insanlar işini doğru yapmaya alışkanlık haline getireceğinden dolayı imarda hırsızlık vesaire olmaz demiştik. O gün de 2017 senesinde bunu belirterek ortaya koymuştuk. Mesela 2017 senesinde gene ne demiştik? O yıl çok aktif olduğumuz bir yıl herhalde baktım. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'yla birlikte gelen yeni Büyükşehir Belediyesi Bandırma Belediyesi'nde su fiyatlarını fahiş tutmuştu o günlerde, hatırlıyorsanız. Balıkesir ili sınırı içinde normalde su fiyatlarının sabit olması gerekiyordu. Bandırma buradan ayrılmıştı. Bandırma'da fahiş bir su fiyatı vardı. Balıkesir'in diğer kalan kısımlarında ucuz bir su fiyatı vardı. Hatırladığım kadarıyla o gün koşullarda Balıkesir 80 kuruşa falan su kullanıyordu. Bandırma 5 liraya falan kullanıyordu. Çok fahiş bir fiyattı. Biz o zaman yaza girerken basın açıklaması yaptıydık. Bu su fiyatlarıyla biz inşaatlarda beton kullanmasının mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü su o kadar pahalı ki kimse betonlarını kullanmaz. O zaman da yapılarımız depreme dayanıklı olmaz demiştik. Bu da mesela aynı benzer şekilde yaptığınız bir şeyin sonucunu düşünmediğiniz zaman işte ahlaki sonuçlar ortaya çıkıyor. İnşaatlarda ahlaki değerlerimizi yukarıya çıkarttığımızda
yapılarımız da depreme dayanıklı olacaktır. Bunun olabilmesi için de insanlara bunu kültür olarak aşılamanız lazım. O zaman da iyi denetim yapmanız gerekiyor. Ve üçüncü konuda geldiğimizde ekonomi. Ekonomiye geldiğimizde neye bakmamız gerekiyor? Şimdi az önce anlattığımız konu aslında ekonomiyle ilgiliydi. Baskı konusu. Ama bugün belki daha önemli bir konu var. O konuda şu anda enflasyon muhasebesi, enflasyon düzeltmesi adı altında bir uygulama başlıyor. Kimse farkında değil. Enflasyon düzeltmesi dediğimiz konu aslında sadece inşaat sektörünün değil, Türkiye'deki tüm reel sektörün konusu. Ancak enflasyon muhasebesiyle ilgili bizim şöyle bir sıkıntımız olacak. Biz şimdi inşaatlarda müteahhitlere ne diyoruz? Gidin kardeşim inşaatlarınızı düzgün yapın. Bunun için de para harcayın diyoruz. Daha iyi beton kullanın. Daha iyi demir kullanın. İşçinin hakkını verin. Ki o da size doğru hizmet üretsin. Şu anda biliyorsunuz Türkiye ciddi bir enflasyon belasıyla uğraşıyor. Bu enflasyon belasıyla uğraşırken de özellikle konut satışları durmuş. Birçok müteahhit firmanın elinde de stok daire bulunuyor. Satış yapamıyorlar. Satış yapamadığınız bu stok dairelerle ilgili enflasyon düzeltmesi adı altında elinizdeki malın fiyatı güncelleniyor. 3 liraysa 5 lira oluyor. Bu güncellemenin ortasında çıkan yenileme fiyatının arasındaki fiyat farkı şu an itibariyle kar hanesine yazılıyor ve satmadığınız malı kar etmişsiniz gibi güncellenen fiyat üzerinden vergisi isteniyor. Sektör ciddi bir krizde. İnşaatlar durma noktasına gelmiş vaziyette. 6. ay itibariyle enflasyon güncellemesi, enflasyon düzeltmesi, enflasyon muhasebesi adı altında yapılan uygulamayla şu an birçok müteahhit arkadaş bunun farkında değil. Sektör bunun farkında değil. Faturalar çıktığında herkes görecek. Ciddi vergiler ödemek zorunda kalacak. Yani şu an siz üretim yapmaya uğraşıyorsunuz. İstihdam yaratmaya uğraşıyorsunuz. Bir taraftan da sektör olarak biz inşaat mühendisleri odası olarak bu istihdamı yaratan arkadaşlar da doğru imalat yapmalarını istiyoruz. Bunun için de para harcamalarını istiyoruz. Ama maalesef enflasyon düzeltmesi adı altında ekonomik olarak şu anda sektöre bir darbe vurulmak üzere. Baktığım zaman dün itibariyle bununla ilgili işte İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası vesaire falan birçok açıklama yapmışlar. Biz Bandırma Ticaret Odası'ndan da konuyla ilgili bizim meslek komitemiz, 4. meslek grubu, bizim bir organik bağımız yok ama sonuçta müteahhitlerin bulunduğu sektör, 4. grup. Biz inşaat mühendisleri odası olup onların da bu konuda girişimde bulunması gerektiğini düşünüyorum. İşin ekonomik yönü olmazsa, sektörel anlamda baktığınızda siz şeyi sağlayamazsınız. Yerinde depreme dayanıklı yapı yapılmasını sağlayamazsınız. Bir diğer konu da arsa maliyetlerine geliyor. Sistemsel olarak baktığınızda Türkiye'de bir arsa rantı söz konusu. Bu rantın oluşmasını engelleyecek bir yapının kurulması lazım. Çünkü arsa maliyetlerinin gelmiş olduğu nokta sizi imalatı yaptığınızda müşterinin daire satın alabileceği fiyatla arsanın maliyetinin arasında yapım kısmına çok düşük bir maliyet kalıyor. Yani biz arsa üzerinde bir değerlemeyi, değerlendirmeyi devletin bir düzenini kurması gerekiyor ki aslında sonuca geldiğimizde daire fiyatlarının hem aşağıya gelmesi lazım hem de aynı zamanda hakça bir dağıtımın söz konusu olması, yani işverenin, işçinin, mühendisin bunun içindeki paylarını alabilmesi lazım. Arsa fiyatlarının kontrol edilememesinden kaynaklı olarak bütün maliyetin özü aslında arsaya gidiyor. Bunu birçok vatandaş farkında değil. Müteahhit de kıt kaynakla iş yapmaya çalışıyor. Kıt kaynakla iş yapmaya çalışan müteahhit en ekonomik mühendisi seçiyor. En ucuza iş yapan işçiyi seçiyor. Bu sistem otomatikman beraberinde yapı denetim sisteminde de ucuz çözümlere götürüyor bizi. Türkiye olarak baktığımızda şu anda Türkiye'de yapı denetim sisteminin oranları %1,5-1,55 civarında bir yapı denetim var. Bu oranda denetim falan yapılamaz.
Hepsini totale vurduğunuzda ortaya çok pahalı bir mal çıkıyor ama içinde hizmet olmuyor. Bu da depreme dayanıksız yapının bir diğer faktörü. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Değerli meslektaşlarımızın söyleyecekleri konular varsa, imar planını yapmadan önce, tamam mı? Şimdi şunu ortaya koymak lazım. Rantın sahibi halktır, kamudur. Yani oraya imarı getiren şey nedir? Kamunun kendisidir, halkın kendisidir. O zaman burada rantın paylaşımı noktasında arsa sahibinin hakları olacak ama bu hakların bir sınırı olacak. Bunu imar planları hazırlarken bölgesel kuralların konması lazım. Bunun için de yasal düzenleme. Yasal düzenleme olmadan bir arsanın, arsa payının niteliğini belirlememiz mümkün değil. Öbür türlü baktığınızda bunun adı ticaret, serbest ticaret, ekonomi, serbest ekonomi. Herkes alıp satabilir. Burada neden alıyorsun, satıyorsun sorusu önemli değil. Bugüne kadar yapılmış olan da önemli değil. Bir karar alınması lazım. Bundan sonra imara açılacak, imar planı hazırlanacak olan bölgeler için bunun planlamasının yapılması lazım. Yani biz bunu bugünden sonrası için planlamazsak günümüz koşullarında dünyada baktığınızda dünyada da en büyük sorunlardan biri arsa maliyeti. Bunu yasal düzenlemeyle imara açtığınız o bölgede olabilecek maksimum oranı veya maksimum metrekare fiyatı günün rayiçlerine göre belirleyebilirsiniz. Alım satım fiyatlarının bunun üstüne çıkmasını engellersiniz ya da kat karşılığı yapım sözleşmelerinin sınırlarını belirlersiniz. Yüzdelik sınırlarını belirlersiniz. Tabii bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili bu teknik bir konu. Bunun için bir ekonomistin, bir işletme iktisat bölümü mezunu arkadaşın, bu konuların profesörlerinin oturup bununla ilgili yasal düzenleri planlaması lazım. Ama buradaki arsa rantını çözemediğiniz takdirde fahiş konut fiyatı sorununu çözemezsiniz. Ben size şöyle bir örnek vereyim. İhsaniye Mahallesi dediğiniz mahalle bundan 15 sene önce %20 kat karşılığı ile yapılabilen bir yerdir. Bugün İhsaniye Mahallesi'nde artık %50 ile inşaat yapabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. %20 ile aldığınız yerde 4 daireyle bir daireyi finanse edersiniz. Yani maliyetinizin, bir dairenin maliyetinin üzerine %25 gelir. %50 ile yaptığınız yerde bir dairenizin fiyatı 2 daire olur. Bunun üzerine müteahhit kar koyduğunuz zaman ne oluyor? Bir tarafta atıyorum dairenin maliyeti 2 liraysa maliyet 2,5'a çıkıyor. Satış fiyatı 3 lira oluyor. Öbür tarafta 2 lira maliyeti bir dairede karşıya vereceksiniz. 4 liraya çıktı. Müteahhit karı 5 lira oldu. Ne oldu? Aynı yerde %20 ile yaptığınızda 3 milyona satış fiyatı ortaya çıkıyor. %50 ile yaptığınızda 5 milyona satış fiyatı ortaya çıkıyor. Bunun sınırlamalarının gelmesi lazım ki halkın daire fiyatlarına ulaşabilmesi lazım. Ve bununla birlikte de rakamların aşağıya gelmesiyle birlikte orada paylaşım konusu da rahatlayacak. Ne olacak? Müteahhidin, çalışanın, mühendisin daha hakça kazanabilmesi ortaya çıkacak. İlk başlangıcı tabii proje müellifleriyle başlıyor. Müteahhit proje müellifi ilişkisiyle başlıyor. Ruhsat aşamasına geliniyor. Ruhsat aşamasıyla birlikte müteahhidin çalışacağı şantiye şefi ortaya çıkıyor. Şantiye şefi dediğimiz kişi imalatın tamamından sorumlu olan ve imalatın yapımı esnasında yerinde bulunması gereken inşaat mühendisi ya da mimardan bahsediyoruz. Son yönetmelik değişiklikleriyle inşaat teknikerleri de 1500 metrekareye kadar küçük yapılarda şantiye şeklini yapabiliyor. Yapım sürecinde bulunmak gerekiyor. O yapım sürecinde bulunan meslektaşımızın da teknik bilgi kapasitesinin yüksek olması gerekiyor ki yanlış bir eksiğin imal edilmesini engellesin. Yapı denetim şirketinin görevi imal edilmişi kontrol etmektir. Şantiye şefinin görevi imalatın doğru şekilde yapılmasını sağlamaktır. Yani beklentileri de farklı yerden bakıyoruz. Yapı denetimlerden şantiye şefi görevi bekliyoruz. Şantiye şefi yapan arkadaşlar da yapı denetim görevi görmeye çalışıyorlar. İmalat esnasında orada bulunmuyorlar. Sonrasında gidip denetim yapmaya çalışıyorlar. Bu süreçler tabii bu şekilde yürüdüğü zaman eksikler ortaya çıkıyor. Bu eksikleri de tamamlamak iman ettikten sonra zorlaşıyor. Mesela de depreme dayanıklı olup olmadığı tartışmalı yapılar ortaya çıkıyor. Şubat depremi sonrası depremle ilgili toplantılar yapmıştık hatırlarsanız.
O toplantılar esnasında özellikle kamuya bir talepte bulunmuştuk. Size aday olarak önünüze getirileceklerden sorun. Yani depremle ilgili, bakın bu kadar insan öldü, burası da ciddi bir deprem bölgesi. Deprem olursa Bandırma'da da ciddi bir vefat sayısı ortaya çıkacak. Bunu engellemek için ne yapıyorsunuz? Bu konuda projeniz var mı? Değinlemiştik. Sonuçta bir genel seçim, bir belediye seçimi yaşandı. Biz hiçbir adaydan deprem konusuyla ilgili bir cümle duymadık. Adaylar depremden özellikle uzak durdular. Deprem konusuyla ilgili Bandırma'da yapılacak herhangi bir çalışma konusunda bilgi vermediler. Aslında biz deprem konusunda 5 sene önce, 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce neredeyse aslında aynı yerde bekliyoruz.